Arkamdaki fotoğrafı mutlaka tanıyanlarınız olacaktır. Sinem Üretmen. Kendisi 90'lı yılların tanınmış mankenlerindendi. Ben hatta şöyle de belirteyim. Burak Kut'un o en meşhur olduğu zamanlar 90'lı yıllardaki ilk klibi vardı. Benimle Oynama klibi. Orada da rol almıştı Sinem Üretmen. Ne yazık ki 51 yaşında hayatını kaybetti. Tabii 90'lı yıllar onun en meşhur olduğu yıllardı. Hem reklam filmlerinde hem kliplerde oynamıştı ki o yıllar zaten işte o mankenlerin podyum defilelerinin en revaçta olduğu dönemler. 51 yaşındaydı dediğim gibi, evlenip Hollanda'ya yerleşmişti. 2 çocuk sahibi oldu ancak amansız hastalık peşini bırakmadı. Kul oldum, yol oldum, gözden düştüm ah kul oldum. Kul oldum, yol oldum, gözden düştüm ah kul oldum. Sen sevdiğimdin, bebeğimdin, neden ayrıldın? Türkiye onu oyunculuğu ve güzelliğiyle tanıdı. 90'lı yıllara damga vuran manken Sinem Üretmen uzun süredir kansere karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti. Çektiği acılara daha fazla dayanamayan Üretmen'in Hollanda'da ötenezi yaptırdığı iddiaları ise yakınları tarafından doğrulanmadı. Manken Sinem Üretmen ilk olarak Bir Sonbahar Hikayesi filmiyle çıktı ekranlara. Güzel oyuncu dönüm noktası olan film sonrası Zıp Çıktı, Kaçıklar ve Örümcek dizilerinde de yer aldı. Ünlü şarkıcı Burak Kut'un Bebeğim şarkısının klibinde de sevgilisi rolünü üstlendi. Ancak bir süre sonra podyumlardan ve ekranlardan uzaklaşan Sinem Üretmen Hollanda'ya yerleşti. Hayatının aşkını bulan Üretmen Peter Vermeer'la dünya evine girdi. Sen sevdiğimdin, bebeğimdin, neden ayrıldın? Mutlu evliliğinden 2 çocuk dünyaya getiren Sinem Üretmen'in başı bir süredir sağlık sorunlarıyla dertteydi. Kansere yakalanan eski manken bu illet hastalığı yenmek için çok mücadele etti. Ama hastalığın vücuduna yayılmasından dolayı yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi ilk olarak ablası ve arkadaşı Deniz Pulaş bu sözlerle duyurdu sosyal medya hesaplarından. Sevgili canım kardeşim, dünya tatlısı Sofie ve İzbella'nın sevgi dolu biricik annesi, Peter'ın güzel eşi, annemle babamın küçük prensesi, oğullarım Federico ve Leonardo'nun hem yakın arkadaşı hem biricik teyzesi. Kıymetlimiz Sinem Üretmen Vermeer'ı çok erken sonsuzluğa uğurladık. Onu beni güldüren hali, güzel yüzü, sevgi dolu kalbi, kısa zamana sığdırdığı yoğun yaşamı, maceraları ve son ana kadar hiç kaybetmediği cesaretiyle hatırlayacağız. Işıklar içinde uyusun, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. 51 yaşında hayata gözlerini yuman Sinem Üretmen'in çektiği acılara dayanamadığı için Hollanda'da yasal olan ötenaziyi tercih ettiği dedikoduları da yayıldı ölüm haberiyle birlikte. Ancak bu dedikodu yakınları tarafından doğrulanmadı. Üretmen'in cenazesi Hollanda'da toprağa verilecek.